Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde, Batı Avrupa'da olsun, Asya'da olsun, doğum oranları hızla düşmekte. Bunun çeşitli nedenleri var. Birinci olarak ekonomiyle yakından ilişkisi var. Yani tarih boyunca ne zaman ekonomilerde bir çalkantı olsa doğum oranları düşer. Ama Türkiye'ye doğru bakacak olursak, Türkiye'de de evet ekonomiyle yakından ilişkisi var. Ancak son yıllarda yaşadığımız ekonomik kriz Türkiye'nin yaşadığı ilk ekonomik kriz değildi. Daha öncekilerde bu kadar hızlı düşüşler olmamıştı. Demek ki burada ekonomi kadar ekonominin dışında başka faktörler de var. Nedir bunlar diyecek olursanız, insanların gitgide yaşamdan beklentileri farklılaşmakta. Geçmiş zamanlarda toplumsal başarı bir insan için bir an önce aile kurmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak, hatta ne kadar çok çocuğunuz varsa toplum tarafından o kadar makbul, başarılı bir insan olarak görülürdünüz. Ancak aradan geçen zaman içinde işte bu kapitalizmin, bireyciliğin gelişmesi, insanların gitgide kendilerine odaklanması sebebiyle artık esas başarı bunlar değil. İşte tüketmek, gezmek, hayatı deneyimlemek, daha fazla eğlenmek, daha fazla eğitim almak, bunlar yeni başarı unsurları olmaya başladı. Hal böyle olunca da artık evlenme yaşları gitgide ileriki tarihlere ötelenmeye başlıyor. Yani ortalama işte 29 yaşlarında insanlar evlenmeye başlıyorlar. Evlilikten birkaç yıl içinde işte önce biraz bir kendimizi tanıyalım safhası geçiyor. Artık 3 çocuk, 4 çocuk hani geçmişteki gibi yapmak için bir zaman kalmıyor. Aslında bir nüfusun devam edebilmesi için, yani varlığını koruyabilmesi için doğurgan kadın başına, yani 16-49 yaş genelde kabul edilir, 2,1 ortalama çocuğun doğması gerekiyor. Yani bir erkek, bir kadın, işte gerilerinde iki tane daha insan bırakırlarsa nüfus yerinde devam eder. Ama artık bu rakamlar gitgide geriye düşmeye başladı. İşte Türkiye'de özellikle 2014'ten beri ama son 4 yıldır bu oran iyice hızlı düştü. 1,53'e kadar geldi. Yani bizim nüfusumuz artık kendini yenileyemiyor. Diyebilirsiniz ki işte göçmenler şunlar bunlarla biraz yenileyebiliriz ama nereye kadar? İşin birinci problemi bu. Bu aslında Batı Avrupa ülkelerindeki sorunlara çok benziyor. Ya da Güney Kore'deki, Japonya'daki sorunlara da çok benziyor. Nüfus artık yenileyemiyor kendini. Kentleşme oldukça dünyanın her yerinde çocuk doğurma oranı azalır. Bunun nedeni şu. Geçmiş zamanlarda aile ve çocuk bir ekonomik birimdi. Yani ne kadar çok çocuğunuz varsa tarlada çalışacak o kadar çok insanınız var demektir. Aynı zamanda bir güvenlik unsuruydu. Yani kalabalık aile demek güç kuvvetti. İşte önce çekirdek aile gibi düşünün, geniş aile, aşiretiniz vesaireyle ne kadar kalabalık olursanız dışarıya o kadar güçlü, kuvvetli görünürdünüz. Şimdi birincisi üretim biçimi değişti. Kapitalist sistemle beraber. Artık üretim fabrikalara hatta ofislere falan doğru gitmeye başladı. Yani insana olan ihtiyaç azalmaya başladı. Bu birincisi. Artık güç kuvvet sayı değil, artık hani devlet hakimiyeti her tarafta olduğu için artık yasalar var, kurallar var, kanunlar var. Şehir içinde yaşıyorsunuz. Hani kırsalda da değil. Güvenlik nedeniyle de çok olmaya eskisi kadar ihtiyaç yok. Bunlar birinci mevzu. İkincisi, kırsal alandan kentsel alana doğru geldikçe yaşam alanları da daralmaya başladı. Yani artık evlerimiz iki oda bir salon, hatta işte 1+1 evler vesaire var. Çünkü büyük ev masraf. Bunu da karşılayamıyorsunuz. Bu da bir sorun. Ekonominin iyi gitmesi gerekir ki insanların çocuk yapmaya hevesleri bir miktar artsın. Ekonomi iyi gittikçe hem evlerin içinde daha fazla huzur olur, hem boşanma oranları azalır. Bu önemli bir nokta. İkincisi, insanların seslerine kulak vermek gerekiyor. Çocuklarına iyi bir eğitim sunmak istiyorlar. İyi bir eğitim sunulabilmek için de işte özel okullara göndermek istiyorlar. Demek ki
devlet okullarının kalitesinin artırılması gerekiyor. Yani kaliteli bir eğitim verilirse, ha demek ki ben iki çocuğu da, üç çocuğu da işte en azından okutabilirim iyi okullarda denilebilir. Üçüncüsü, kreş sayısının artırılması gerekiyor. Anaokulu ve kreş sayısının. Yine kamuya ait. Çok ucuz. İşte belli sayıdaki kurumlarda kreşi belki mecburi kılmak gerekiyor. İnsanlar, çocukları falan işte bırakabilsinler çalışırlarken diye. Çünkü artık bu saatten sonra kimseye çalışma, evde otur falan da diyemezsiniz. Belki bir takım vergi avantajlarının artırılması gerekiyor belli çocuk sayısından sonra. İşte belki daha erken emeklilik olabilir. Yani bir takım teşvik edici unsurların artması gerekiyor. Yani hem kişilere yönelik ama kişilere yöneliğin ötesinde yapısal önlemler, işte okul, sağlık gibi temel hizmetlerin çok ucuz olması, kaliteli olması, bunlar için insanların işte özel kurumlarda fahiş fiyatlar ödememesi gerekiyor ki ha benim ikinci çocuğuma da ben bakabilirim, üçüncü çocuğa da bakabilirim diye düşünsün.